Evet değerli izleyenler, CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. İnsanlık tarihini oluşturan büyük meseleleri bambaşka bir anlatımla, bambaşka bir bakış açısından anlatıyoruz. Peki bu akşam neyi konuşacağız? Takvimler 1453'ü gösterirken Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedilmişti. Peki biz bu akşam şunu soracağız. Ya Çandarlı Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmed'i İstanbul'u fethetmekten vazgeçirseydi ki kendisi karşıydı o zaman Türk ve dünya tarihi acaba nasıl değişecekti? İşte birbirinden değerli konuklarımla bu akşam bu meseleyi konuşacağız. Hemense konuklarımı takdim etmek istiyorum. Arkeolog Cem Korunmaz, kültür ve iletişim bilimcisi Özgenur Reyhan Güler ve Doktor Kubilay Ünsal, metin ve dil bilimci. Değerli konuklarım hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. bu akşam gerçekten de önemli bir konuyu konuşacağız. İstanbul'un fethi malum, önemli. Ama acaba ya olmasaydı ya fethedilmeseydi ne olacak? Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. Programın moderatörüyüm ama moderatör kimliğimi bir yana koyup tarihçi kimliğimle bir yanlışı düzelteceğim. Şimdi delinin biri, af buyurun tabirimi. Delinin biri kuyuya bir taş atmış ve şöyle bir önermede bulunmuş. Efendim İstanbul fethedildiği için oradaki Bizanslı bilim adamları ve felsefeciler gemiye binmişler İtalya'ya gitmişler. Avrupa'yı Helenistik kültürle tanıtmışlar. Efendim Rönesans'ı başlatmışlar. Ben bunların bizzat kitabını yazdım. Bunların hiçbirisinin aslında dayanağı yok. Bunların arasında en ünlüleri Amuritses diye bir adam. O da 1461'de Müslüman oldu ötekilerin hiçbirisi... hayır bir, ben, bir şimdi bir dakika ben nasıl? o delilerden biriyim nasıl? ben bunu savunuyorum bu doğru bir şey nasıl savunuyor ya İstanbul'u İstanbul'un bir kimliği var bir kültürü var ve bu çok katman katman biriken bir kültür hmm. yani İstanbul fethedilmeseydi gerçekten de o e, nitelikli insanlar Avrupa'ya gitmeyecekti ve birçok şeyle Avrupa tanışmayacaktı o yüzden ben böyle o düşünüyorum. O güne kadar Rönesans'ı İstanbul'da niye başlatmamışlar bu kadar marifetli insanlar? İşte bazen yumurta kapıya dayanınca. Yani bu böyle. E, ben böyle düşünüyorum. Yani o bilim adamları, o sanatçılar, o kültür birikimiyle birlikte Avrupa'ya gidiyorlar. İnsan bazen huzursuz olduğunda harekete geçer. Onların avantajına dönmüş denilebilir. Hatta ben şunu söyleyeyim, direkt yüksek Hı -hı. gireyim. İstanbul'un fethedilmesi Avrupa'nın işine yaramıştır. Geriye dönük baktıklarında duacı olmaları gerekiyor. Öyle mi? Ben öyle, öyle mi? düşünüyorum. Tabii Rönesans'ı tetikledi. Ben şöyle bir şey hayal ettim şimdi. Örneğin Kubilay Hocam. ...Konstantinopolis tabelasının önüne geliyor ve diyor ki... ...ey Konstantinopolis sen mi büyüksün ben mi? Yeneceğim seni. Acaba Aydar gidebiliyor pa mu? Aydar Ayda Paşa garının olması. Ben daha çok Konstantinopolis <laughs> Yok, kazan önemi. ben kepçe. Her Ekmeğimi <laughs> Konstantinopolis'in taşlarından, toprağından çıkar. Öyle bir edebiyat olmaz da orada. Öyle bir edebiyat Demen olmaz. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Hayır. Şu yüzden evet. bu girişi yaptım. Konstantinopolis'e İstanbul dememiz bugün çok kıymetli. Hı. Rönesans'tan evet. önce şimdi... İstanbul'un fethi dediğimiz şey bir e, medeniyet ve insanlık hamlesi. Hristiyan ve e, işte Müslümanların ve dini savaşlardan ziyade ilerlemenin gerilemeye karşı zaferi. Elbette ki İstanbul'un oh, yani alınması çok büyük bir, öyle lahm, bir yere getiriyor. Nasıl iyi. yani? yani öyle gel mi? de karşı çıkma şimdi. E, yani tamam savunğun başta bir dakika, ama bir siz. şey söyleyecek şimdi yani özür dilerim. Tamam. Rönesans'ı tetikledi, coğrafi keşifleri tetikledi. Elbette İstanbul'un alınması Dedim dediğim gibi ilerlemenin gerilemeye karşı zaferi fakat e, bitmiş bir Bizans'ın e, enkazından çıkarılmış bir toprak Bizans yapısı bir, kere bir şey katmış olması imkansız zaten evet kendiniz diyorsunuz şehir bitmiş o kadar. bir kere Bizans'a Bizans demeyelim hocam. Doğurama lütfen. Doğurama demek istemiyorum. Galatı yani Meşhur lugat evladır üçlü, demiş eskiden, ben, evet. kendi tarih bilgim doğrultusunda, bana öğretilenler doğrultusunda Bizans demek istiyorum. Bizanslılar kendilerine Doğurama diyebilirler. Ben onlara Bizans demek istiyorum. <laughs> Batı ve Doğu ayrıldığı o, için söylüyorum. O onların ayrı Benim ayrılığım onlar. Yani yani dersi değil ki ama ee, şimdi Bizans. bu bir saniye. Ama şimdi neden bu, etimolojik neden bu... açıdan da doğru konuşmak yani, lazım. Şimdi, şimdi hocam Özgü hocamı dinleyen Batılılar şöyle diyecekler. Ya tamam biz o zaman 29 Mayıs'ta... Biz de kutlayalım biz İstanbul'u. Evet kutlamalılar. yani. Kutlam ben o, bir şey söyleyeyim mi? Osmanlı'nın gazabı da merhameti de bütün dünyaya faydalı olmuştur. Haçlı seferlerinde Avrupalılar başarılı olamadığı için Papa'nın o e, ihtişamlı fikirlerini yıktılar. Sikolastik düşünce yıktı. Ne var burada? Osmanlı'nın onlara karşı gazabı diyelim değil mi? Başaramadılar. E, İstanbul'u fethediyor. Oradan gelen kültür Avrupa'ya taşınıyor. Osmanlı her şekilde Avrupa'ya faydalı bir olmuş. Bir dakika. Fethi olmasaydı ne olurdu? Hemen ona bir gireyim. Asıl konumuza gireyim. Bence Bizans her türlü Osmanlı'ya referandum yaparlardı. Referandum. Derlerdi ki biz bu kadar izole yaşamak istemiyoruz. Osmanlı'ya tabi olalım. Evet izole olacaklardı. Belki de şu olacaktı. Kuzey Kore gibi bir yer mi olacak? Evet Belçika nasıl Kongo'yu sömürdü? Kauçuk kauçuk sömürdüler sömürdüler. <laughs> Belçika şöyle bir şey yapmıştı. İkinci kimdi? Leopold. Leopold. Ne yapmıştı? Oradan Avrupa'ya gidişi tamamen yasakladı. Hem kaçışları. Kuzey Kore'de Kim Jong-un da onu yaptı. Tamam şu anda. neden yaptı? Aha. Gidip uyanmasınlar. Avrupa'nın gelişimini görmesinler. Kaçanları da geri gönderdiler. Bir dakika. bunu Biz öyle hocam, Genç, Olmazdım, genç bir arkeolog olurdu. olarak çok heyecanlısın burada ama şimdi size şu büyük bir soruyu öyle sormaya ama. çalışıyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeseydi mesela başka bir hükümdar sizce fethedebilir miydi? Evet. İlla fethederdi. muhakkak. Evet. Evet. İstanbul bir gün fetholunacaktı. Olmayacaktı. Bu bizim hadisi şerif. O evet. zaman kim çıkardı? Yani e, Fatih Sultan Selim mi olacaktı? Fatih Olabilir. Sultan yani bunu, Selim olurdu. Bunu bilemeyiz ama. Ama mutlaka ama. biliriz. Niye bile tahmin yani komple e, teorisi yöntebiliriz. Ama hiç epistemik değil yani şimdi bu. E, bilir mesela <laughs> kanuni o kadar yeri fethetmiş İstanbul niye fethetmesin tamam, yani? Tamam edebilirdi belki ama uzayabilirdi. Şunu söyleyeyim ama uzasa da hemen sonrasında da fethedilse Osmanlı'ya faydası olabilirdi. Şimdi bir kötü bir yorum gibi gözüküyor. Ne yaptık? Karadan gemileri yürüttük. Başarısız olduğumuzu düşünelim. Başka formüller bulmaya çalışacaktık. Yani o tünel kazar Avrasya, evet. Avrasya tüneli Boğaz, mi yapar? Daha, daha erken yapar. <laughs> <belki>. Zaten <laughs> o projeler, o projeler. Hocam 1876'da evet. Abdülhamit zaten bunu düşünmedi mi? Öncesinde Boğaz Köprüsü 200, 200 bit... yıl, 300 yıl önce düşünülür. Avrasya mi? tüneliyle Yap mi Yapılabilir. Yani, evet, yani o karadan bir şey bulmak bir düşünce. Ama hocam, bir zeka ama... yapısı. Ama... Toprağın altından, denizin altından tünel niye kazmasın? Hocam ben Doğru. konuşmayayım. Benim fikrimi aldı, götürdü. Ben ama şimdi hayır söylüyor, destek veriyor. Karalı yani. Gemiyi karadan yürüten bir ki, e, akıl e, alttan tünelle de alabilirsin. Şey Havadan bir, bir dakika abi. şimdi bir dakika bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, hızlı bir şekilde çünkü İstanbul fethedilmeseydi o kadar çok şey değişirdik. Yani o kadar çok şey değişirdi. O yüzden bunun böyle bazı noktaları dikkatimi çekiyor. Sadece de politik açıdan ele almamak lazım. Mesela bu, bugün ne diyoruz biz? Ee, şimdi değil mi televizyon ekranındayız işte kitaplarımız var kitaplar yazılırken de bunları İstanbul Türkçesi ile yazıyoruz İstanbul Türkçesi ile konuşuyoruz işte edebiyatçı İstanbul Türkçesi olmazdı o zaman ne yapacaktık? İstanbul Türkçesi olmazdı ama muhakkak bir yazı dili Türkçe olurdu. Ne olurdu mesela? Muhtemelen Bursa, Edirne bu başkentlerin yazı dili olabilirdi ve bugün alışık olduğumuz kullanımların hiçbiri olmazdı. Mesela yani. Mesela güzel demezdik, gozel derdik. Gozel. O Anadolu, gozel, Anadolu, gozel. Anadolu şivesi değil mi? Evet, Anadolu'daki Türkmen, o. Anadolu'daki Türkmen oymakları, Türkmen boyları Bursa'ya tabii. Ne örüyön derdik, nasılsın demezdik. Şimdi bir, <laughs> tabii. E şöyle hocam. bence şimdi, Balkan olurdu. Niye? Na, ne yapıp Balkan göçmenleri derdi? çok aktifti zaten. Yürekli. Ama Balkan göçmenleri çok sonra geldiler buraya. Balkanlardan sökülüp atıldıktan Park sonra geldiler. Fark etmez. Edilmeseydi Edirne daha çok önem kazanacaktı. Rumeli şivesi mi oldu? Kesinlikle be olmaz mı? Edirne ya? edirne, yani böyle edirne, edirne kullanırdık tabii <laughs> ya, ha, başkent Edirne Edirne, başkent edirne olur muydu? Olurdu. Olabilir. Başkent Edirne idi Kültür, yani, da. edine, edine kültür edine 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 merkezi, ilim kültür merkezi Edirne miydi, Bursa mıydı onu düşünmeniz lazım. Hocam, şöyle bir şey var. Şimdi tamam hani güzel mi derdik Gö Ozel. Göz göz almaktan mı geliyor? Yok o evet. ayrı derin etimolojik konular <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> İstanbul ama de ama alakası şeyler olur. İstanbul'un fethi düşünsenize düşünsenize şimdi ya İstanbul olmasaydı tamam güzele güzel derdik ama şimdi böyle Orhan Veli'nin yaptığı gibi böyle İstanbul'u gözleri kapalı dinleyemezdik. Böyle Boğaza bakıp şiir yazılamaz. Hangi ya? hangi ile şiir? Yani Boğaza ya. bakıp da şiir yazılmayan Ya edebiyatın İstanbul. edebiyatın İstanbul'la olan bir doğrudan bir ilişkisi kaynağı var ama Çok muhakkak var? bir alternatif bulunurdu sanattan bahsediyoruz. Ama yine Boğaz Tadını vermezdi hocam. Bunu bilemez. Be vermez. Deniz olmayan yerde olmaz. Yo boğaz turu yine... ne yapalım? Biz balık mıyız? <laughs> <laughs> Deniz olsun olur olmaz. Hocam, hocam evet. boğaz turu yine yapardık ki sonuçta şu e, an de... karşı dediğimiz bölge hala bizimde. Evet, Hatta Üsküdar anlaşma yapardık ya, ya turizm anlaşmaları yapılırdı. Bugün belediyeye gittiğimizde gondolla geziyoruz. Neden? Hocam çok geziyor Gitti ya. Gittin mi hocam Hemen şey. Hemen konuyu oraya getirdim. Gittin e, mi belediyeye hocam? Boğaz turu yapılırdı ama karşı taraf e, Türklerin elinde. Kadıköy tarafı Türklerin elinde. Evet. Sınır bölgesinde mi Boğaz turu Mevzu bahis turu olunca çok uçuk bir şey. Turizm bölgesi ortak bir bölge. Avrupalı turistleri çekmek için iki ülke anlaşma yapardı. Yüzde yüz anlaşma yapılırdı. Kesinlikle. Savaşan bir dakika savaş yani iki toplum nasıl anlaşılacak? Hocam savaş dediğimde. bitecekti bence. Çünkü e, şöyle bitecekti hatta Osmanlı'nın avantajlarını gözeterek bir barış anlaşması yapılacaktı. Dediğim gibi yani Bizans kiminle ticaret Bizans, yapacak? Bizans, Vatikan Cenevizliler gibi. Cenevizlilerle yapacak, Venedik'le yapacak, Başka nasıl Bizans, yapacak. Bizans, Vatikan Etrafı gibi Osmanlı'nın sarılı... içinde küçük bir ülke kalacaktı. Ve doğal olarak mecburen Osmanlı'nın anlaşmalarını... İmparator Tiberius. Hı. Roma'da. Hocam Roma'ya kökünü... Bağdaştırdı doğal yok, olarak. Diye... Hocam, ee, el... Yok öncesinde yayın başında He. dedi ya Romadır aynı zamanda doğru Roma. Tabii İlber Hoca diyor 3. Romadır o. Sarayına Roma'dır. tuvalet yaptırıyor He. ücretli. Dedikodu çıkıyor diyorlar ki ya koca imparator yani buradan mı para kazan Para kokmaz diyor. Evet, o, para, o, para kokar doğru. mı ya? <laughs> <Doğru>. O yüzden <laughs> Bizans kesinlikle anlaşma yapacaktı ve gidip gelecektik. Bence ne olacaktı? Kız kaçırmalar olacaktı. Niye? Bizans'tan, e, Aşık olacaklardı birbirlerine çok değişik aşk Bak hikayeleri abi, çıkacaktı Boğaz turlarında. ama bence diyorum. Bizans entrikalarına devam etti derken biz işte entrika dediği neyin entrikası? Bizans demek entrika Bizans demek Bizans demek. başkası yapınca bu siyasi bir harekettir hay hocam Hayır Bizans her siyasi, milletin her başkası milletin Bizans yapınca entrika her biz yapınca özdeşleştiği strategin. bir kavram vardır Olur mu Türk milleti savaşçılığıyla İskoçlar cimrilikleriyle özdeşleşmiştir İngilizler asilzadelikleri baronlukları mı Bizans entrikaları mı olur mu öyle şey ama adamlar Bizans entrika Yapmadım, ...duramazdı ki. Hocam... ...Haçlı seferleri yeniden dirilirdi. Skolastik düşünceye... ...geri dönebilirlerdi. Çünkü... Papa'nın, Vatikan'ın eline neyse... Çok büyük konuşuyorsunuz. Evet, evet, ben onu, çok büyük Kudüs, çok Kudüs hayali tekrardan depreşirdi ve skolastik düşünceye tekrar dönebilirlerdi. Dini duygular sömürülürdü. O saatten Bilimde sonra gelişe, skolastik düşünceye dönemez. Ne aydınlanma olurdu, ne devrim olurdu sonrasında Fransa'da. O yüzden başta söyledim. İstanbul'un fethi Avrupalılara da yaradılar. Buna Otursunlar, katılıyorum. Bugün, bugün İstanbul'un fethi Avrupalıları yaradı diyorsan vay halimize. Neden? Çünkü Avrupalılar bütün dünyayı mahvediyor şu ya an. O ayrı bir şey, o bambaşka bir yere götürür olayı. Arkadaşlar, yani şimdi, Avrupalı gözüyle bakamam şimdi ki ben. Şimdi hocam, Cem hocam, diyorsunuz ki Osmanlı devleti Rumeli'de hakim, Anadolu'da hakim ama İstanbul'u alamadı, orada kalmış. Özgür hocam da doğal olarak diyor ki adam ne yapsın, orada kalmış. Entrika. ise entrika. kendini korumak Tabii zorunda kendi bir şekilde. Tabii Peki şunu söyleyeyim, Fatih gerçekten Osmanlı'nın ki şu anda hani ismini en başlandığımız hükümdarlarında acaba Fatih Fatih olur muydu? Yani yine Fatih'i böyle mi anardık? yoksa ikinci Beyazıt gibi normal daha orta e, karatta bir e, Osmanlı hükümdarı olarak Fatih mı anlardık? Fatih bana göre yani bana göre değil bu kimsenin e, hı hı. yatsınamaz kesin bir gerçek. Kesin konuşmayın ben Hayır karşı bilimsel gerçek sunuyorsam kesin konuşabilirim. Tamam. Evet. Bilim ee, i̇nanılmaz olarak. genç ve stratejik hamleler yapan müthiş bir deha öyle evet, değil mi? Evet. Adam İyi bir eğitim almasının yanı sıra zekası, dehası da herkes tarafından dehası, kabul ediyor. Şimdi sadece adam ben İstanbul alacağım demiyor ki İstanbul'u almak isteyen atalarına da gönderme yapıyor. Hadi hadisi şerifi kabul ettik ve onun haricinde konuşuyorum. Ee, Eyüp Elensari Evet. ne yaptı? Ee, Eyüp Sultan Camisi'ne e, geldi ee, Eyüp Elenisari turistik geziye mi geldi buraya İstanbul'a? Hayır almaya e geldi. E <laughs> adam diyor ki Bugün... bir de şöyle bir şey var. Adam bütün medeniyetlerin beşiği olmak istiyor. Ben diyor Roma İmparatoruyum aynı evet, zamanda. Evet ben Hoca, Rum diyor kendine. Kayseri Rum diyor. Roma İmparatoru Neden? Değil. Bugün Topkapı Sarayı'nın girişinde bir tane e, silüet tablo vardır. Fatih Bellini'ye yaptırıyor bu tabloyu. Hmm. Hatırlayın, hatırlayacaksınız. Fethi olmasa Bellini bu kadar ünlü ressam olamazdı. Elbette e, mesela özür bir tanesi de ha, o. Ya İki paylıyorum. tane sütun, bir ressam üzerinde bir kemer, e, Fatih'in resmi, önünde kutsal emanetlerin e, fotoğrafı, şey bezinin, örtüsünün fotoğrafı, sağda ve solda üçer tane e, taç, altı taç. Adam diyor ki burada Bellini'ye şunu söylemiş. Aslında bütün medeniyetlere şunu söylemiş. Ben... Fatih Sultan Mehmet kaçıncı padişah? Yedinci padişah, hı hı. yedinci sultan. Ben sizin sultanınız, aynı zamanda tüm medeniyetlerin sultanı, hı hı. aynı zamanda sizin kutsal emanetlerinizin ve tüm değerlerinizin koruyucusuyum. Hocam taşları okudun ya. Tamam şu, Taçlar, an, onu kesinlikle. Kesinlikle. şu an karşı <laughs> çıkmıyorum. Yani, karşı yani böyle böyle konuşmana gerek yok hocam. tamam. O zaman olacak. Fatih Sultan Mehmet bak, bu biz ben sizin değerlerinizin, ben sizin kültürünüzün, ben sizin her şeyinizin koruyucusuyum dedi. Neden kaçtılar gittiler de Avrupa'ya bu bilim o adamı ama yılların hocam, korkuyorlar bir, elbette yani, bir ya o bir kaçma hikayesi var. yok. O kadar hikayesi yok. Yani, çok anlamsız, geliyor. anlamsız nesi geliyor. Nesi anlamsız geliyor. Hiçbir istiral sağlam yani. altyapısı yok. Hocam unuttum, sen lütfen bir şey. empati yap. Neden Buradan kaçtı? Giderken... Gittikleri yere de bakın. İtalya'ya kaçıyorlar. gerçi o zamanlar bugünkü İtalya yoktu. Zengin İtalyan şehirleri vardı. Venedik, e, Cenova, ondan sonra Frenze, Floransa. Bu tür zengin şehirler. Adam paranın olduğu yere gidiyor. Sanatçının değer göreceği yere, rahat evet. edeceği yere gidiyor. Yıkıntı içinde kalmış, iktidar yönetim değişecek. Bir sürü kendine saraydan aldığı ikbali göremeyecek. Tabii canım. Ya abi, hayır, hayır, değer hayır. Bana, bana şu cevabı veremiyorsunuz. tamamen Bu kadar kabiliyetli tabii. adamlar. Ee, Avrupa'da gidip Rönesans başlatacak idiyseler İstanbul'da bunu niye yapamadılar? Yapmayayım daha önce mı? niye yapmadılar? Daha ya önce ya da? niye yapmadılar? Yani bu benim hiç aklıma yatmıyor ama İstanbul dediğimizde şöyle bir şey var arkadaşlar. İstanbul... Daha önce neyi yapacak bu arada ya? Tamam işte karşı Avrupa'da aydınlanmayı Avrupa, niye daha Avrupa, önce başlıyor? Ama sanat bitmiş, Bilim Avrupa'da bitmiş. bitmiş, Avrupa'da hiçbir şey ya yok. İstanbul o zaman Konstantinopolis çok güzel, keyifli yerinde. 1400'lerde Cem Hocam yapsalardı ya. Ama muritede, Fethi olduktan sonra yani... alt metinleri var hocam. Yani dini çatışmadan <laughs> kaynaklı bunlar bizi mahvediyor korkusuyla kaçıyorlar. Fatih o her ne kadar hoşgörülü tavrı da olsa emin olamıyorlar. Kişi kendinden bile bizi bir rahat diyor. Avrupa merkezci bir okuma bu. Hayır, yani değil, değil, Avrupa değil. Ben de katılıyorum yani? burada. İstanbul Bizans'ın kalıntılarıyla İstanbul'da bilim sanat bitmiş. Adamlar sanatını, bilimini tabii ki gidip ee, ...İtalya'da, Roma'nın merkezinde yapacaklar. Ya bu adamlar biz e, Müslüman sarığını Katolik Hacı'na tercih Notarası, ettiler demediler tabii. mi? Şimdi arkadaşlar şimdi İstanbul demek Ayasofya demek. Şimdi Ayasofya i̇lk gerçek akla gelen. ilk akla gelen yerlerden birisi gerçekten 5. yüzyıldan kalma bir mabet. Hep mabet olarak yapılmış, bugün de mabet olarak zaten devam ediyor. Ee, e şimdi düşünseniz İstanbul fethedilmeseydi, bizim bugün iftihar ettiğimiz Ayasofya giderdi. Ayasofya camisi olmazdı. Yıkılırdı, evet. Çok önemli. Yıkılırdı. Yıkılırdı. Ha. yıkılırdı, kaç tane deprem geçirdi. Cami olmazdı diyorum ben, yıkılır mı Ben komple diyorsan? yıkılırdı diyorum. Hayır, Ayakta yani. ya, o olur mu? Osmanlı dönemindeki Abi, mimari Mimar Sinan restorasyon çalışmalarıyla o payandı. Fil bir ayakları, o. yapıldı. Burada genç arkadaşıma katılıyorum ben. Net Ben, yani, ben hiçbirinize katılmıyorum. Evet. Siz ne kadar Osmanlı olmasaydı İstanbul, bakın şöyle bir durum da var. Var. Burası medeniyetlerin beşiği bir kent. Evet. Kiliseler olurdu. Ayasofya yıkılmazdı muhtemelen. <laughs> muhtemelen devasa bir patrikhane olurdu. Medeniyetlerin, tüm medeniyetlerin birleştiği ve patriklerin birleştiği devasa bir patrikhane de olmasın. Tamam ama yıkılırdı. Biz yıkılacağımız... çok büyük depremler gördü. Evet. Yorgun. bir imari, bir açı, bir bir, bir yaptılar, açıdan evet. bakınca yorgun bir, bir bina. Tamam Osmanlı onarımları için e, tamam. destek sağladı yorgun fakat. Bina, yorgundu. Yorgun. Bence ya ben, biliyorum. hadi onu geçin Sultanahmet Camisi de olmazdı. Yani Sultanahmet evet. Camisi düşünebiliyor musun? Süleymaniye gibi bir Selimiye. Evet, Selimiye. Osmanlı, Osmanlı surlar falan. İstanbul'un sürüyeti. Belki, belki o e, süreçte yapılacak olan kiliseler, katedraller bunlar olabilir. Küçük belki. Roma olurdu İstanbul. Un. Silüeti dedin hocam İstanbul'un. Küçük Roma silüeti. olurdu. Kiliseler diyarı olurdu. Küçük Roma olurdu. Bir din, turizm ve kültür merkezi olurdu aynı hmm. zamanda. Şimdi, şimdi Roma değil mi? bir dakika. Şimdi de öyle. Roma <laughs> tamam. Şimdi de öyle. <laughs> şimdi de öyle. Fakat Roma da çok estetik bir kent kardeşim. Yani şimdi gittiğin Hiç, zaman şimdi Roma daha yani yani şimdi çünkü iyi çünkü yani. hem, hem kilise söyleyeyim. hem cami görüyorlar <laughs> Sadece Hristiyanlığa özgü bir kent değil. Üç kutsal dinin de muhteşem yapılarının olduğu daha evrensel bir kent haline büründü. Bakın ben size, ben biraz Ka daha arttırayım mı? Bence Edirne'deki de olmazdı. Niye diye sorun bakalım bir niye. niye? Bak moderatöre bak Hadi kendine tamam. soru sorduruyor soru yani. Böyle, Bunun cevabı bir soracağım. şey. Ben biliyorum. Da. Ben de tamam, biliyorum. Yani. Yani. Sormak istemiyorum. Biliyorsanız söyleyin. Söyler misiniz değerli arkeolog? Rekabet piyasası olmazdı. Nasıl o, yani? Yani Ayasofya onlar için hep bir açılması gereken, gereken evet, açılması gereken anlamda da mimari anlamda da psikolojik üstünlük kurabilmek için sürekli örnektir. Ayasofya'dan örnek bir daha, daha görkemli, evet. daha muhteşem bir eser yapmak her mimarın Kesinlikle. hayaliydi. Ya üzü Bunu da mimar Süleyman mi, başardı. üzüleyim mi sevineyim mi bilmiyorum. Yani konuklarıma bir çıkış yaptım. Konukların benim aklımdakini okuyorlar. Aslında <laughs> bir moderatör yok. olarak sevinmeliyim yani. Harikasınız. Yani gerçekten de öyle. Çünkü klasik bir Osmanlı şey mimarisi de İstanbul'da oluşmuştur. Ya aslında şu var. ...imparatorluk demek, sadece Osmanlı için değil, şehir demek. Hani Roma demek, Roma demek şimdi. Hani bugün hatta imparatorluk değil ama modern toplum olarak Amerika demek de New York demektir, İngiltere demek, Londra demektir. Yani aslında Osmanlı demek, bir ucu Balkanlarda, bir ucu Kafkasya'da, Kuzey Afrika'da ama aslında Osmanlı dediğinizde akla gelen şey İstanbul. Evet. Yani İstanbul. Hem evet. tadlarından, tutun da, evet. efendime söyleyeyim e mimarisine kadar aslında. Şey demek yani İstanbul şehri demek, bu kristalize olmuş halde bu. Semt Bugün, adları deyince semt adları da aynı zamanda değişirdi ya da farklı Allah, değil de olabilirdi. Birçok örnek <laughs> var bununla ilgili. Yani. Var, Aksaray köyler, olmazdı köyler mesela var. çünkü Aksaray'dan getirilen gelenleri yerleştirmişler oraya. Kadıköy, var. Kadıköy köyler. olmazdı. Bakırköy, evet. Kadıköy, Kadıköy. Yani Kadıköy ok, ok Meydanı mesela o Fatih, orada otağı kurduğu yer bu, buradaki karargah yeri. Okçular tekisi var. Yine Türk kültürüyle mekan adları. Bir dakika o okçuluk zaman. Okçuluk sporu gelişir miydi? Gelişmezdi. Ya, ama Fenerbahçe olarak, olur muydu? Olmazdı. Evet, olmaz. Fenerbahçe AK olurdu. Atletico Unionis Konstantinopolis, İstanbul Sporlar. Bir. O zaman, zaman, zaman ortak <laughs> futbol rekabeti şey olmayacak. Tamam, Hayır, abi. olurdu da. Türk liginde or... Anadolu takımları eee şampiyon olurdu. Beşiktesi evet, büyükler. olurdu ama tabii, Fenerbahçe'siz. Ben o saysa bilmiyorum arkadaşlar. Yani <laughs> o zaman <gülüyor> sen, sen, <gülüyor> sen, erkek sen, erkek muhabbetini yani ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin olamayışına üzülürdüm. Yani şu an geriye dönük tabii konuşuyoruz ama. Ortak birlik olurdu. İspanya'da nasıl yani niye Barcelona? bu ortaklığa getiriyorsunuz? Şimdi mecbur kalacak. Şöyle anca, bir şey ki de büyük bir rekabet Hayır, olurdu. bir dakika bakın arkadaşlar. Şimdi bir Venedik ve Ceneviz'i gözden kaçırıyorsunuz. Bizans tükenmişti ama Bizans'ın üzerinde Venedik ve Ceneviz yani İtalyan şehir devletleri hakimdi. Ben de iddia ediyorum size. İstanbul bir Bizans Rum şehri olarak kalmazdı. İtalyan şehri olurdu. Ne adı ne olacak? O zaman ya adı devam edilirdi Konstantinopolis'te söyler Roma İmparatoru için. Bakın Türk kültürünü küçümsemeyin. Estağfurullah öyle bir şey yok yani. Yok yani. Evet. Ben teradları, şehir adları hiç o şehir adları yok İtalyanca olurdu, Venedikçe olurdu, Cenevizce olurdu. Alakası yok. Bizim atalarımız Anadolu'ya geldiler. Evet. Anadolu Selçuklulara, Bozkır'dan geldiler. Bizde balık kültürü, deniz kültürü yoktur. Hı hı. Gildiler Karadeniz'e Marmara'ya kadar gittiler. Nerede? Acıktılar tabii adamlar. <laughs> acıktılar yemek yiyecekler. E, balık yemez ki. H yani. Hemen bir fikir geldi. Derya kuzusu bunlar dediler Aa, ya. Evet. <laughs> Balığa bile biz derya kuzusu kendi kültürümüzde bir isim veriyoruz. Gerçekten. Yetmedi. Oradaki yerli halk balığı tutmuş. Bu ne diyor levrek, bu ne diyor çipura. Levrek. Levrek ki. <laughs> Bunlar ne biçim isim? Bizimkilerde aç kalacak hali yok. Atıyorlar ağlarını. Bir balık tutuyorlar kılıç, bir balık tutuyorlar kalkan. İşte bak evet. kültürümüzün isimleri <laughs> tamam. <sonları> böyle gelir. <laughs> Güzel. Abi balık kültürümüz gelişmez Güzel. miydi? İstanbul Gelişirdi. Pediye kılıç kalkan mıydı? balığımız vardı. Ama mezelerimiz de olmazdı. Bakalım. Şu an gelişti mi? Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir toplum için balık kültürü şu <laughs> an... Hala yok. Hala, Hala. biz kuzuda... Limon da... sıkılır mı? Sıkılmaz Sıkılmaz. Taze balık işte yoğurtla yenir mi? Yani e, çok az ama ben size söyleyeyim. E, işte piyasa, bono... Vesaire gibi e, bütün tabirler İtalyanca değerli arkadaşlar niye? Çünkü zaten onlardan e, almışsınız. Şimdi Fatih Fatih olmaz dedik de şimdi hani. Bir herhangi bir ders kitabını açtığınız zaman İstanbul'un fethinin sonuçlarında enteresan bir şeyler var. Mesela ateşli silahlar evet. diye Fatih Sultan Mehmet hocam dedi ya. Hani büyük bir entelektüel şair ama aynı zamanda oturup top çizimlerini yapan bir. Tabii. Insan. Şahi topların yapımında. Tabii mesela İstanbul'un fethi dünyaya ateşli silahlarla kalelerin yıkılacağını da göstermiş. Hadi diyelim İstanbul fethedilmedi ateşli silahlar kendiniz ispat edemedi. Ne olacaktı? Ateşli silahlar olmayınca dünya nasıl olacaktı? Avrupa Avrupa değişmezdi işte. Nasıl değişmezdi? Ee, Dereleri şatoları devam de. ele, ele geçiremezlerdi Aynen. örneğin. Dele o görkemli kaleler devam bütün ihtişamıyla hala dururdu. Bugün e, ortaçağ filmlerinde falan gördüğümüz işte falanca lordun kalesi, falanca kralın kalesi Dele ama biri de belli olmaz ya. O düzen yani. ya insanoğlu her zaman özgür ruha sahiptir ya yine belki çıkabilirdi ateşli silahlar kullanılabilirdi zaten yok muydu öncesi o şatoları nasıl geçecekler ama şatolar kaldı mı da, da, da sovaliyeler sovaliyede değil mi sovaliyeler ruhu hemen hemen bak istana romantik değil mi <laughs> <laughs> sovaliye <laughs> ne <gülüyor> yapayım da üç kişi karşımda futbol sohbeti yapıyor ne yapayım futbol değil canım gerçekleri konuşalım ama ama bir dakika konuşmayalım hocam doğru söylüyor. moda konuşalım Onu konuşuruz onu da konuşuruz Modayı nasıl etkilemiş? şövalye ruhu doğru söylüyor bugün evlilik e, teklifleri bile aslında bir şövalye şeyidir. Böyle diz çökersin falan normalde krallık evet. şövalye evet. ilan ediyor. Yapmıyorlar Yapmıyorlar e, abi e, hocam. yapmıyorlar. Diz de, de çökmüyorlar abi. Ama ya, yapılıyor. Erkeğe yüklenen görevler, evet. sizi dinevlilik <laughs> şövalye <o>. yok. <laughs> <laughs> Erkek Edenler kadın var ne kadını, işte. erkeği lütfen Kadını da konuşalım Nasıl o da yani? zaman. Değilin kadını da şey konuşalım. O zaman. bir şey demedim. Konuşalım. Yani şöyle mi diyorsunuz? Çünkü şövalyelik çok romantik, güzel. Avrupa'da o şatolarda şövalyelik devam ederdi. Ama birazcık perdeyi aralayalım şimdi izleyenlerimize. Ya Romantik evet. dan, savaşıyorlar, oldu, savaşıyorlar, bozuldu. geliyorlar. Kadınları meta olarak görüyorlar. Kadına değer vermeyen bir meslekli bir grup gibi. Ne kadar acıdı. Beyaz atlı, beyaz atlı. Şövalyeyi bekleyen kızcağızlar. Evet. Üzüntü verici ah, bunlar. Şey oluyor, e tabi mendilini atıyor. Oldu, şövalye için, mendili için bir hanımefendinin gerekirse. Yazık yani kadınlarımıza üstürdüm ben. Ama aslında şövalyelerin yaşadığı bu düzen, derebeylik düzeni, aslında abartmaya gerek yok. Bizim bildiğimiz ağalık düzeni. Yani ağlar falan. Avrupa ağalık düzeni. Hocam bizde ağalar. Başka? Bence, <laughs> bence Fransız devrime erken olurdu. O yapı şişecekti çünkü o. Çövalyeli kurulu bir yerde iflas erken, ederdi mi? Birçok şey erken olabilirdi. İstanbul. Daha erken olabilirdi. Evet birçok şey. Gibi. Ama mesela e, coğrafi keşifler, Rönesans, reform bunlar erken olmazdı. Bunlar gecikirdi eğer Osmanlı... Müthiş peşin hükümler ya. Ante, bu kadar olmazdı. Evet. Ama İstanbul fethedilmeseydi bu bilim adamları bunlar gidip de Avrupa'da hareket başlatamazdı. Skolastik düşünce yıkılamazdı. Her şey kilisenin emrinde olurdu. Doğu uğurdu. 500 yıl öndeydi zaten Beş, Avrupa'dan bilim sanat, konusunda birçok şeyde. Avrupa o sömürüsüne dua etsin. Doğu'yu sömürdü de bir şeyleri öğrendi. Hayır sen Rönesans'ın bize şu an kullandığın telefon teknolojisi da e, Sümerlilere ben de götüreyim o zaman işi. İlk pedagojik tabletlerden ben, ben bahsedeyim. Dakika, şimdi, eğitim sisteminden ben bahsedeyim. Ben bir dakika Özge hocama söylüyor musun? Önemli. Mona Lisa olmazdı. Mona Lisa mi? olmazdı. Mi? Kadınlarla başlamıştık. Bir kere kadınlara evet. gelelim. Yani özgür tablo yapmak. Kadınların felsefe yapması dahi yasaktı. Felsefe yapan kadınlar vardır Rönesans'tan önce. Antik çağdan Rönesans'a kadar çok uzun bir zaman dilimi söyledim gerçi ama yani. Hocam kadının tepsiliği te Toparla Hocam, toparla Ay, Kesinlikle, kesinlikle tebrik ediyorum bunu da hanımefendilere bağladın Bağlıyorum. ya. Kesinlikle yani artık hocam. gerçekten <laughs> şiştik her şeyi <gülüyor> kadınlara <gülüyor> bağlamak. Tabii her şeyi kadınlara bağlamak. Tabii ki bağlayacağım. Burada üç yani Rönesans Mona Lisa'nın erkek kadın olduğu bile tartışılıyor Bilim hala. hala. de kadını resmedebilir miydin? Hocam e, Meryem Ana var ki erkek Eylemi mi? Birçok çok ailelerde Meryem Ana yok mu? Cerrahi Meryem Ana, Meryem Ana kadın değil mi? Meryem Ana kadın değil mi? Kucağında İsa heykeli de her kilisede var. Ya Anadolu'da, Tanrı Cık 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 var. Ana Anadolu'da. tanrıça kültürü var. Ana tanrıça kültürü. Avrupa mı Ben hemen burada değerli arkadaşlar bakın bir şövalye ahlakı sergileyelim. demiş şövalyelerden bahsetti. Evet. Diz çökelim. Özgü hocam lütfen. Hocam küsecek bir şey yok. Sözünü tamamlasın şey söyleyeyim yani. Şimdi bir dakika. Biraz önce Kubilay Uçak, Hocam dedi ki e, bu kadar e, da dedi Türklere oldu. dedi şey yap. Bizi Türk düşmanı gibi gösterdi. <laughs> i̇şte şimdi Özgenir Hocam kadın düşmanı gibi. Lütfen. Hayır, hayır, Ama öyle konuşturuyor bir şey Arkadaşlar da arkada anlattıklarınızdan söz sorumlusunuz. Farkında yani Farkında biz... Bakın, mısınız? Bak, söz, söz Bakın mu? evet. Söz Özgü tamam. Özgü Hocam lütfen söz tamamlar söz mısınız? Tabii lütfen. Teşekkür ederim. Saygı Bakın şövalye ahlakı sergili. Erkekler hala savaşçı ve yiğit. vatansever kadınlar o zaman Güzel ve iyi. Güzel ve iyi olması yeterli. Ya, ya en kadın, iyi kadın savaşıyordu Türkler. Evet. Kendinden söz edilmeyendir diyor ya bu tarihçiler o dönem. Kadın yeter ki evde dursun. Cerrahiden, tıptan, bilimden, felsefeden Yaptı. yani İstanbul'un fethine bağlı bir şey? Hayır İstanbul'un fethine <laughs> bağlayacağım. <laughs> Şuna bağlayacağım. Yani dolaylı Rönesansla, olarak. aydınlanmayla kadında Ama bir Rönesans almıştır, geldi de lütfen. kadın değer buldu. Ve İstanbul'un fethi de bunu tetikledi. Bu evet, Rönesans tamam, geldi. Evet, bu tamam. Kadınlar Avrupa'da seçme seçilme hakkını ne zaman elde ettiler? Hocam ya bu bu gözünüzü, evet, gözünüzü bu bir süreç yani, yani. böyle şey Yapmayın. gibi domino taşlarının başlangıcı diyor Özgür hocam Evet, Hayır, değil. Yani değil, ya. Tarih boyunca kadına çok değer vermiş. Ya bu Belki daha kurumsal bir hale getirmiştir Avrupa. Orada katılabilirim. Ben size ben size şunu Yoksa kadınlarımız mi? tabii ki e, yani şimdi bu evet. semt tadlarından girdik İstanbul'un şiirinden hani Boğaz ben her zaman söylüyorum hocam ben yani sen balık değiliz dedin ama Boğaza karşı şiir okumak çok enteresan. bir bir, hadisedir. bir de şu var arkadaşlar şimdi e, Osmanlı Devleti İstanbul'u aldı ya. Konstantinopolis'i aldı bir İstanbul haline getirdi ve İstanbul haline getirdikten sonra bir imparatorluk oldu evrensel. İlber Hoca diyor 3. Roma oldu evet. diyor. Şimdi düşünsenize bir topraklarının bir kısmı e, Balkanlarda bir kısmı Anadolu'da artı İstanbul gibi bir şehrin yok senin. Tamam Edirne'de güzel Bursa'da güzel ama İstanbul için bambaşka. Hani Napolyon geliyor diyor ya hani dünya bir devlet olmalı başkenti de İstanbul olmalı. Şimdi Osmanlı gerçekten bu kadar güçlü bir devlet olur muydu? Belki bu kadar uzun sürer miydi İstanbul İmparatorluk olsa? olamazdı. Ne Olmaya devam ettiremezdi. Yani tarım tarımda çok güçlü olabilirdi belki. Biraz en, önce dediğim gibi tarım yapar? <laughs> evet <Enstanslı> tarım <laughs> Belki yoğun tarıma Yoğurt. çok erken geçebilirdi. Ama bize de şöyle fayda edenlerimiz şuncu şey yapsınlar. Mansurstan Cem Hocama bunu söylüyorum. Kendisi değerli bir arkeolog olduğu için yani bu özellikle bu tarımın toplumların gelişmesinde oraya takılmış durumda o noktada. Aslında söyleyeyim. ben tarım devrimine de karşıyım da o bambaşka bir karşıyım demeyeyim bu arada ama. Ama yani ne bileyim neyse ee, şöyle söyleyeyim. İstanbul'u fethedememek Osmanlı'ya da yarayacaktı. En başta söylediğim şey o gelişmek zorunda. Diyorsun. Evet. Kesin. Donanmada gelişecekti, mecbur. Çünkü biz kafaya koyduk orayı alacaktık bir şekilde. Dağlayıp Biraz önce yok dediğim mu? gibi Dağılabilirdim. referandumla Dağılabilirdim. Referandumla, evet. referandumla dahil ol Onlar isteyecekti. Belki bunu bilemem. Ama bildiğim şey fethedene kadar veya işte onlar bize dahil olana kadar biz donanmada gelişecektik. Örnek veriyorum. Av Daldan dal oluyor biraz ama Avrupa'nın Osmanlı kompleksi yüzünden Karadan. Gemiyi yürütme fikri daha yeni yeni hem karada giden hem denizde giden otomobiller üretilmeye başladı. O şoku atamadılar. Fetihte karadan gemileri yürütmek. O yüzden rekabet daha da kızışacaktı. Belki Osmanlı yoğun bir şekilde Avrupa'dan gelecek olan tehditler yüzünden daha da fetih politikasını arttırır. Bence ama imparatorluk gittikçe zayıflayacaktı. Ben şöyle düşünüyorum. II. Mahmut'ta ikinci Mahmut hayır 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 hayır, hayır, daha çok, hayır hayır hayır. Çok çelişki oldu bu yani. Pesinli tutarsız. Hani suya gireyim ama ıslanmayayım falan Kesinlikle gibi. O da öyle. Hemlikli tutarsız. Yani. Tamam. Neresinden ne tutacağım diyeceğim de kul bu yok. Ben yardım ederim mi tam kurtarırken? Neden? Nerede? Nerede? Yok şöyle yok böyle. Belki senin dediğinin tam zıttı olacak. Evet. Belki Bizans başa gelecek olan iyi bir hükümdarla yeniden toplanacak. ...arkasında başka değil, desteği hayatta toplayacak. Hayatta toplanamaz. Bilemezsin. Hayat. Bu mu şimdi yani 8 kere toparsız dedikten sonra çürüttüğün tez bu mu Bilemezsin, yani? Hayatta hayatta Bilemezsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Hayatta toplanamaz. İyice dedik. Mümkün Onlara Köy soluk aldırma. Köy çevirdiniz. <laughs> Benim evet üçüncü teorimi söylüyorum. Bizans oyunları diyor ya hocam. Evet. Bence değil strateji. İç savaş çıkartırlardı. Sahte şehzadeleri desteklerlerdi. İç savaşlarda Osmanlı'yı Osmanlı yıkarlar. Osmanlı da evet. Ooo koca Osmanlı'yı yıktılar. Ah, bir dakika. Ne bir bu daha da akla, akla yatkın. Ne Bizans'mış? kendi işini. Bizans devleri bitiremeyen Bizans kendi içinde ya. birliğini kurdu. Bu bilgiyi Alıp, de buraya bırakıyorlar. Ne yapıyorsun ya? Cem bıraktım Hocam, bu bilgi Bakın ortada şu patlar an dizilerde yok. bile. <laughs> diziler normal bir dizi, değil mi? Böyle aşk hikayesini anlattığı dizi de bile o iki sevgilinin böyle buluşması önlenen hep böyle bir erkek ya da kadın böyle bir e, entrika yapan vardır. İşte Özgür hocam da onu söylüyor. Sizin söylediği tam katılmıyorum ama daha akla yatkın. Ben Gerçi şey zaman... Özge Hocam buna entrika demiyor. Strateji, strateji, strateji diyor. tabii ki. Strateji. Biz yapınca Stra strateji, strateji. Diyor. Dağılabilir Aa, ha, Hayır aslında. bu entrikadır. Ama Başka Bizans şey toplanamazdı. Bir de ben size İta İtalyan, seçeneğini çok gözden kaçırıyorsunuz. Baktınız hocam. Vene yani ama yani. şimdi Venedik ve Cenevizler <laughs> o kadar bu konuda e, pratik zekalı adamlar ki evet. ben söylüyorum. Bizans'ın esamesi okunmazdı. Belki 2. Roma 2. Venedik olurdu. Tamam şöyle söyleyeyim. Bunlar ticaret adamı değil mi? Evet. Bizanslılardan daha gerçekçi düşünürlerdi ve Osmanlıyla çok daha ılımlı iletişim ve anlaşmalar yapar. olabilir. Çok daha. Oğlan, biraz e, o içindeki o rekabet, rız, çünkü im e, farkı, medeniyet farkından dolayı ticaret yolları Osmanlı'nın elinde olacaktı evet, da daha. Dakika. Evet, çok çok böyle şimdi şey yaptınız. Böyle hayatımızdan uzaklaştı. Siyasal Bilimler Fakültesi gibi çok güzel şeyler konuştuk ama şey işte evin içine getirelim mi bu olayı? Makarna şey, pizza diyeceğiz acı, o zaman. Bak, şey. <laughs> bol bol makarna yani İtalya'yı yani. yetirmiyorsunuz. İtalya olmuyor. Makarna yiyeceğiz o zaman. Sırf bu yüzden İtalya'yı evet. savunmuş olabilir. Evet yani makarna. makarna. Ya İtalyanlar Öğrençörü makarna diye. içinden aldılar. Marco Polo anlatıyor bunu böyle. Yani hiç şey yapmasınlar. Ya onların bakın ben size net ya? söylüyorum. Siz <laughs> İtalyan erkeklerini kıskanmıyorsanız <laughs> Biz hayatta bana da ne <laughs> kıskanalım bak onları kendi dertlerine yansınlar. Bizanslar hangi yemeğimizi alırlardı? Ya Bizanslarla Bak zaten Anadolu kültürü tamam. olduğu için sen cacık diyor, onlar cacık yiyorlar. Bizans'ta yani. kebap var mıydı? Ne? Yoktu. O, o biraz yerlerden, lahmalardan, şeydi olurdu. ama hani değil mi? Cacık cacık iyi olmuş. Şöyle bir şey düşün. Fatih Sultan Mehmet iftar ettiğimiz hakikaten e, ve dünya tarihinin gördüğü en büyük hükümdarlardan birisi. Değil mi? Hani bu sarayında evet. oturmuş Topkapı Sarayı. Bak Topkapı Sarayı da olmazdı onu söylüyoruz. Evet. E, oturmuş gerçekten pek çok savaş kazanmış bir maraşal. Ama ben bir noktada bu büyük hükümdağıra, iftihar ettiğimiz bu büyük hükümdağıra üzülüyorum. Neden? Neden? Ha. Çünkü Yemek patates mı? kızartması yiyemeden evet. ölmüş. E, keşif olmadı. Evet. Büyük Neden? bir eksiklik değil İstanbul, aslında. İstanbul, Hocam demin dedi ya İstanbul fethedilmediği için coğrafi keşifler olmazdı. Ne domates ne patates ama çok önemli bir şey. ...ne de kahve olurdu. Kahve. Hmm. Sabah evet. kahveni yudumlarken bu aklına geliyor mu hocam? Ben kahve etmiyorum Debi, sabah. İstanbul'un fethine borçlusun. Böyle triplerim yok. Bunu içmeden ayılamıyorum ben falan. Ben Kolombiya <gülüyor> kahvesi <gülüyor> içmeden e, kitap yazamıyorum. Çok Mesela. Yani. Ya. Kahvenin bir kere kahvenin Kora ana kitap vatanı yazamazsın. Yemen... Yemem. Bunu nasıl coğrafi keşifler Amerika'ya bağlamak? Bir de bağlı. bir de öyle bir şey ki ne? Yani. Bugün kahve geç kalsa bile hayırdır Yemen'den mi geliyor de, bu kahve de? Araplar tamam, aşırmış o kahveyi yalnız. Öyle bir şey. O Amerika'dan o zaman Araplar önce keşfettiler Amerika'yı. Ya, bir dakika, ya, ya ondan öyle bir şey çiziyorsunuz ki ben. İstanbul'un etkili coğrafi keşifleri bağdaştırın. Olmayacaktı yani coğrafi keşif. Olur mu böyle bir şey? Yapmayın. Gecikir de hocam. Geciksin. Hayır olmaz. Yavaş gidelim hep gidelim yani. Gelişlikten yani ya şu adam yolu almamışsın. Niye alternatif yol arasın ki oradan gidip geleceklerdi işte Boğazlar Bizans'ın elinde olacak. Yani Fatih Sultan Mehmet bir de affedersiniz de bugün e, başka bir gezegen keşfedilmedi. Dünya gibi bir yaşam olan bir gezegen keşfedilmedi. O gezegendeki meyveleri, sebzeleri biz yemedik. Bunun eksikliği değil. Üzülüyor, üzülüyor muyuz? Bilmediğimiz şeyi Bilmediğim muyuz? Şey, Bilmediğimiz üzülüyor Hayır üzülüyor üzülüyor o zaman söyleyeyim. Patates diye bir şey var. Zavallı Fatih galiba, Sultan Mehmet, domates yeğliyorum. yiyemedi. Ketçap sıkamadı. yani ben büyük bir hükümdar olabilirsin. Varlığını bile bilmediğim bir e, şey. Ama bak bilirsiniz? ya bu bu nimetten mahrum. Fatih Sultan Mehmet entelektüel bir adam. Entelektüel. Yani, entelektüel yani bir o yemesini içmesini zaten sağlıklı yürütür. Patates. İlyada Odessa'yı aslından okuyabilen bir insan. Yani anlatabiliyor muyum? Benim başka bir Fatih bakın bakın Fatih ne olurdu. olurdu. Yani ha, evet, o evet. <laughs> olmazdı ama. bakın bakın ne diyeceğim. Ne ya Tuğçe <laughs> Kazas. Yunanlı değil, Bizanslı bir erkekle evlenir. ne fark var, <laughs> şey var Hocam, Hocam, Ben bana dediğim ser bakan <laughs> <Ben> de başka <laughs> bir şey diyeceğim, özür dilerim. Muhtemelen Fatih İstanbul yerine ilerleyebildiği kadar Roma'ya ilerler, İtalya'yı alır. Hış, Bu bir teori. De. Katılıyorum. Ee, sonra orada büyük bir donanma ve ordu kurma hazırlığındayken duyurulur ve zehirlenerek öldürülürdü. Oo, Ama oh, arkasında oh, oh, İstanbul'u oh, 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 bırakıp Roma'ya niye gitti? Yani ben niye? O, nasıl bir mantık teorisi hocam. Nasıl bir mantık Hocam sen zaten Roma taçları da okudun. Bir şeylere evet. hazırlık tabii, tabii. yapıyorsun herhalde. Altı tane taç. Hocam aklıma bir şey geldi. Yar'a bize Mona Lisa'nın sırlarını da anlatır mısın? O çok güzel derin bir konu. Gülüyor mu? Gülmüyor mu? Evet. Sivaslıydınız, değil mi? Evet, evet. Nereye götürecektiniz? İstanbul fethedilmesi. Gerçekten. Çünkü şu evet, an Sivas'ta bu yaşayan Sivaslılar kaç? 570 bin falan mı? İsta, evet. İstanbul'da 640 bin evet. falan. Ne yapacaktınız evet. hocam? Nereye giderdiniz? Sivas'ta kalacaktık ya. Da sen merak etme <laughs> biz Sivaslılar akıllıyızdır. Demek <laughs> ki Türk kültürünün başkenti Sivas olucu. Sivas olucu. Ya öyle olurdu. Ya da Atatmayı en da çok nerede hareket varsa oraya giderdik biz yani. O konuda söyleyeyim. İç Anadolu çok biz, hareketli biz, olurdu. Biz hareket, Edirne'ye gelirdik rahat olun yani. Edirne'de misafir <laughs> başkenti Edirne'de. <laughs> olurdu, bir olurdu öyle. Bir şey soracağım. bir Ben de sorucu oldum nedense. Kutsal emanetler nerede olurdu? İstanbul'da olduğunu biliyor musun canım hocam da nerede olurdu? Belki bir zaten de... İstanbul'da değil yani. Değil Bu mi? Şimdi... Bir de. Burada yine yani. ne gezginliğimi konuşturacağım. Rica Bülükler. ediyorum. Bülükler. Venedik'te San Marco Meydanı'nda San Marco Bazalikası'nın e, tam önünde dört tane at heykeli vardır. Evet, Nereden evet. gitti? İstanbul'dan, İstanbul'dan geldi. 1204 yağmasında. Venedik'te olurdu. Latin. Roma'da olurdu. Latin, Latin Roma'da olurdu. E Burada da o zaman şu çıkmış oluyor. Bizans'a Doğu Roma diyemeyiz. Bizans'ta çünkü... Ya tramannallar onlar zaten onlarla düşman. Onları götürürlerdi. Mi? Ya götürür mü? Tahrip ederlerdi, yok ederlerdi. Hayır, hayır götürdüler. Götürürlerdi. 1204'te Latin yağması İstanbul'un gerçekten hmm. İstanbul tarihinin yani Bizansların elindeki en acı olayıdır. Dördüncü Haçlı Seferleri Kudüs'e gidecekken İstanbul'a gelmiştir ve burada hatta onlar katolik oldukları halde Ayasofya o zaman bir Ortodoks mabediydi. Orada yapmadıkları rezillik kalmadı. Ee, ve İstanbul'un canlılığını gerçekten söndürdüler ve San Marco Meydanındaki o e, zafer takı, o atlar da aynen e, oraya gitmişti. Şimdi şehri e, yağmalayan e, aslında. Ya, evet 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 evet. Yani ben şimdi işi o kadar yere getirdiniz ki, e, o kadar böyle e, uç noktalarda. Ben de bir uç noktalarda daha bir nokta söyleyeyim. Bence bugün. Amerika Birleşik Devletleri 29 Mayıs'ı kutlamalı. Çünkü İstanbul fethedilmeseydi, madem coğrafi keşifler olmamalıydı, hmm. Amerika Birleşik Devletleri de kurulmazdı. Evet. Tabii canım. Haklısınız. Kesinlikle. Kurulmazdı, orada Aztekler alır götürürler. Tabii, tabii. Şey. evet. Kesinlikle. Yani böyle Bu doğru. Aztek Mısırı, Birleşik Devletleri. Mısır'ı yağmalayamazlardı. Mısır'ın da antik tarihini Napolyon'un tabii. seferlerinde tabii. yağmaladılar. Belki yağmalarlardı. Belki de bilemeyiz. Biraz çok büyük çok, ya. çok çok ileri örnekler. <laughs> Biraz büyük Bunlar kuruluş. ileri örnekler hani bir cevap versen bile tutarsız şey ne cevap vereceksin ki insan ya olup iki kalır. tarafa da yarardı gibi ya çünkü biraz önce de dediğim gibi rekabet olacaktı. Öteki savunmak için gelişecekti. Öbürü de saldırmak ele geçirmek için almak peki, için size size bir şey sorayım. İstanbul yani silüet dediniz ya şimdi toparlayalım artık e, bayağı çünkü konumuz da e, gittikçe gidiyor. E, nerelere daha getiririz bilemem ama e, gerçekten kılcal damarlar açıldıkça açılıyor. Şimdi İstanbul ha bugün çok şükür ki İstanbul İstanbul ama yağ olmasaydı konuşuyoruz bugün de. İstanbul Bizans'ın elinde kaldı. Ha, Bizans yıkılır mıydı devam eder miydi bilemiyoruz. İstanbul'un sembolü ne olurdu? Lale olmazdı. Olmaz. Niye olmasın Kalanlar. hocam? Lale devrinde izi... danslar mı yaşıyor? Ama zaten lale devrinde yaşıyor adamlar yani. <gülüyor> <Galata> <gülüyor> o yüzden Kulesi, kaybettiler zaten. Yani. Galata Kulesi olurdu. Gal A Ceneviz değil mi? Hocam, Galata evet. Kulesi. Çünkü çok aktif, önemliydi onlar e, tabii, için. Ayasofya'yı es geçmemek lazım. Evet Ayasofya. Ben olur. hala yıktım, surlar düşünüyorum. Surlar kalır mıydı? Kalır, kalırdı. Kalırdı. O, Belki yani. surlar... Yıkılmaz ya bizim toplarımız yıktı. Top Hayır surları. öyle düşünmeyin ya. Gece yani, kondularımız yıktı. Bir şey fethedemeyince şey mi yani <laughs> Toplar mı? Gece bütün, toplarımız şey, bütün toplarımız ıska mı geçtik yani surlara? Bence çok sıkı daha da tahribat olurdu ama fethet, fethedememe sebepleri başka başka da olabilir. Ben size bir şey o kadar şey yapmayın. Surlar dediğiniz aklıma ne geldi? Yeni kapı olmazdı. Olmazdı. Yeni kapı olmazdı. <laughs> yeni kapı. Hipodrom. Hipodromu, ah evet olurdu. evet İpodrom belki Sultan Ahmet meydunu belki Bence sütun Türk ben. saldırılarını Osmanlı saldırılarını geri püskürtmelerinin şerefine büyük bir anıt dikerlerdi o siluet olabilir. Evet yani aslında anlaşılıyor ki bilmiyorum hem fikir misiniz burada İstanbul gibi e, önemli bir kültür merkezi. Güzellik merkezi, estetik yani açıdan e, Yedi Tepe'de kurulmuş e, denizlere kadınla eş tutulan bir güzellik. Aynen öyle. Evet. Bir kere Osmanlı, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu kadar büyük bir imparatorluk olabilir miydi yani? İstanbul? Olamazdı. Yani demin söylediğin, bu kadar olamaz. Evet. Daha kapalı, daha, daha yerel kapalı. olurdu ya ama bu kadar büyük. Gözel, gözel, gozel. gozel. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> evet. evet. ee, İstanbul öyle bir yer ki Roma'nın o Mezopotamya'ya kadar en güçlü olduğu dönemlerinde bile. Böyle dalga dalga kültürüyle, bilimsel gelişmeleriyle doğunun bütün kültürünü alıp İstanbul'da hocam, harmanlıyor. Muhtemelen Monaco Onun Monak üzerine bir Osmanlı olur. geliyor koyuyor. Değil mi? Monaco bir, yer. bir yer olur. O bir zaman yer. hipodromda da F1 yarışları yapılırdı diyelim. <laughs> evet. Olarak. Şimdi hocam o kadar e, e, sizlerden olsun. sözü alıyorum. İstanbul aşığı, lale devri dedi diyor hocam. Lale devri olan Nedim'e sözü bırakıyorum, hmm. Nedim'le kapatıyorum. Ne diyor Nedim? Yani bence bir sürü şair söz söylemiş ama bu kadar da söylemiş. Ol şehri İstanbul ki bir müslübahardır. Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır. Ben yani, o şehirde kaldım. O, o, şehir, o İstanbul şehri ki emsalsiz bir bahar gibidir. Onun sadece bir, bir taşına koskoca İran mülkü feda olsun. Niye İran diyor? Çünkü İranlı şairlerle atıştıkları için diyorlar. Ne diyelim o zaman İstanbul'u bize kazandıran başta Fatih olmak üzere. İstanbul'u e, güzelliklerine güzellikler koyan şairlerimiz, yazarlarımız, milli mücadelede Atatürk ve e, orada savaşan askerimiz yani şairlerimiz, sanatçılarımız, kahramanlarımız bu şehre kim ne katmışsa hepsinden Allah razı olsun diyelim. Evet. Ne diyelim? Fikranla analım. Şükranla evet. analım bu kadar güzel bir şeyi. Kıymetli konuklarım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tam bir beyin fırtınası yaşattınız bana. Bazen Olaylar... çok gerginlik oldu, korktum Olsun Yener hocam. Olsun, hiç gerginlik gayet değil. Çok teşekkür ediyorum. Helal. Ağzınıza teşekkür sağlık, ayağınıza sağlık. Ederiz. Değerli izleyenler, bugün eğer İstanbul fethedilmeseydi neler olurdu diye bambaşka bir açıdan bakmaya çalıştık. Umarım sizlere de yepyeni pencereler açmışızdır. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın.